Tarihçi İlber Ortaylı NATO'yu kaleme aldı. Önemli uyarılarda bulundu. Köşe yazısında NATO'nun Türk donanmasının gelişmesine karşı olduğunu ve Yunanistan'daki askeri yığınağın hedefinin Türkiye olduğunu yazdı. NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı 1949 yılında kurulduğunu belirten Ortaylı, NATO'nun ilk düşmanı Sovyetler Birliği oldu dedi. Ortaylı yazısında Avrupa'nın bu askeri birliğine Türkiye ve Yunanistan katılmak istediler. Önce bizim için çarpışın denildi ifadelerini kullandı. El Hak Kore topraklarında çok şehit verdik. Bizimle birlikte Yunanistan'da birliğe alındı. O günden beri Türk askeri diyorlar. Biz bunu umumi bir kanaat zannediyorduk. Yıllar geçtikçe sadece Türk askerinin söz konusu olduğunu anladık. Deniz kuvvetlerinin gelişmesinin karşısındalar ve Balkanlarda artık komünist düşman kalmamışken Yunanistan sınırına konuşlanıyorlar. Hedefin Türkiye olduğu açık. Türkiye'nin NATO içinde bu ittifakla olan durumunu ciddi olarak gözden geçirme zamanının geldiğinin altını çizen tarihçi, ittifaklar güzeldir ama her zaman en emini değildir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Almanya beraberliğinden beri ihtiyatlı bir ittifak politikası gütmemiz gerekir, dedi.